size bunun yapılışının videosunu çekeceğim. Bu vlogda olacak bu. Anneciğim tamam, ülke değiştirdin, bu kadar depresyona girme Türkiye'ye geldin diye, tamam mı? Toprağının akışına ölürüm Türkiye. Canlarım. Herkese merhaba, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben çok iyiyim. Ne oluyor kız? Antalya'dayım ve Antalya'da ilk vlog. Uyandım, yüzümü yıkadım, giyindim ve karşınızdayım. Şimdi bir günüm Antalya'da nasıl geçiyor anlatacağım. Babamla annem yok evde. Şimdi sizinle hemen kahvaltı hazırlamaya gidiyoruz. Saatlerimiz 12'yi gösteriyor. Normalde 9'da falan kalkıyorum ben ama böyle yatakta debelenmeceler, sağa sola toplamacalar falan, kahvaltı 12'ye kalıyor yani. Mutfağa gidelim. Aynı zamanda bu arada şey de çekiyorum. Instagram için Reels. Tabii sizin için de çekiyorum. Mutfağımız aşırı dağınık. Ama olsun, siz orada durun. Her şey dağınık. Neyse, bir şey olmaz ya. Anneannem de bizde kalıyor. O yüzden ona da kahvaltı hazırlayacağım, kendime de kahvaltı hazırlayacağım. Saat 5'e kadar iki kişiyiz yani, anneannemle ben. Bu arada kaşlarımı falan yarın aldıracağım, kusura bakmayın. Burada biz bizeyiz. Biz bizeyiz, durmadım. Bir şey söyleyeceğim. Çok güzel ya şu. Sesleri duyabiliyor musunuz acaba? Kuş cıvıltıları. İstanbul'da hiç böyle bir, çok nadir yani, sabah saatlerinde sadece duyabiliyordum. Beni bitiriyor ya. Çok iyi. Yumurta yapacağım, bir de sebze meyve falan koyacağım yanına. Dudağından ismini duydum. Domates, salatalık falan çıkaracağım. Bal çıkartacağım. Bal. Hem YouTube videosu çekerken aynı zamanda Reels videosu çekmek çok zor bir şey. Çünkü size konuşmam gerekiyor ama orada konuşmuyor olmam gerekiyor. Çünkü yanımda biri varmış gibi oluyor falan. Çok garip olaylar, farkındayım ama olsun. Başaracağız ya. Zor, başarmak için vardır. Böyle güzel de motivasyon veren başka kimseyi bulamazsınız. Ya şu pisliğe bir bakar mısın? Ya şu dağınıklık neden? Neden, 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 neden? Sen bana haram. Çay demleyeceğim. Çay demlesem mi ya? Çay demlemeyeyim. Çayı ısıtacağım. Bakayım dün akşamda. Aa, mükemmel. Şimdi bal, kaymak. Anneannemle kendime hazırlıyorum. Ona küçük tabak, bana büyük tabak. Susun. Uyana kadar için. Şimdi annemin yaptığı çemenden koyacağım. O kadar güzel yapıyor ki. Mükemmel ya. Babam işte demiştim, bana simitle ekmek getirmiş. Aile evinde misafir olmak kadar güzel bir aktivite yok gerçekten. Sıcak sıcak. Hemen bunu yiyeceğim. Of, çok güzel. Kokusunu şimdi size göstermek isterdim ama benim gözlerimin hala şişineye gitmedi. Çünkü hala uykuluyum. Neyse. Hadi gidelim, her şeyi aldım. Çayım, süt reçelim, kaymakım ve ben. Gidelim. Ana, yemeğimi unuttum. Yaptığım bütün hazırlıkları unutmam şok. Ne izlesem diye bakıyorum. Böyle güzellik. Böyle bir güzellik yok abi. Canlarım, şimdi kahve yapıyorum. Soğuk kahve yapacağım ama filtre kahvem olmadığı için ve burada da yakındaki marketlerde boykotsuz filtre kahve bulamadığım için Türk kahvesiyle yapacağım. Türk kahveli buzlu kahve yapacağım şimdi size. Önce Türk kahvesini yapıyorum. Böyle işte makinede yapıyorum ben. O kaynıyor. Köpüğü falan umurumda değil. Sadece olması umurumda. Çok güzel, bravo. Tamam, oldu. Şimdi çektim. O birazcık köşede dursun. Ben bardağa buzlarımı koyacağım. Sonra da kahveyi süzgeçten geçirerek ekleyeceğim. Üstüne de soğuk su koyacağım ve
Mükemmel olacak. Bu arada soğuk su ya da soğuk süt. Hani ikisini de kullanabilirsiniz. Ben şimdi Türk kahveli yaptığım için birazcık belki süt koyarım, belki koymam. Bakacağız duruma göre, tadına göre bir şey yapacağım. Şu bardakta yapmayı planlıyorum. Yeni buz kalıpları aldım bu arada kendime. Çok tatlılar, göstereyim. Bu ikisi. Biri böyle yuvarlak ama bu bozukmuş. Yani içinin yarısı boşaldı. Kenarları akıtıyor maalesef. Ama geri götürecek takatim yoktu. O yüzden onu bıraktım. Böyle minik minik de bunu aldım. Bunda doldurması çok zor. Dünyadaki en zor doldurulması şey galiba. Bununla yapacağım galiba. Böyle önce buzlarımızı koyduk. Ardından sütümüzü koyuyoruz. Soğuk süt. Cezveyle süzeceğiz. Şimdi canlarım, balkondayız ve balkona çıktım. Çanta örüyorum. Söylemiş miydim bilmiyorum. Çanta örüyorum ama bu yamuk oldu. Çok üzgünüm. Şu an bu yamuk çantayı nasıl düzeltirime bakacağım, tamam mı? Ay, çok sevdim. Dün yaptım. Şurası düz. Ama burası yamuk. Farkında mısınız? Böyle bir yamukluk hakim. Yani çantaya. Çantaya bir yamukluk hakim. Yani şöyle dümdüz durmuyor ya. Çok da güzel. Sadece astarı kaldı yapmadım. Şuraya şöyle bir düğüm attım. Çok tatlı durdu. Zaten baget çanta. Şu şekilde. Elbiselerimle falan çok güzel duracağına eminim. Şuralara da küçük inciler yaptım. Bunu nasıl yaptığımı çekeceğim size şimdi. Bununla birlikte ama onu artık yamuk yapmayacağım. Umarım. Aynısından yapacağım. Belki bunu sökerim, biliyor musunuz? Bende bir delilik vardır. Yamuk olduğu için sökebilirim. Yamukluğu düzeltemezsem eğer. Üzüldüm. Size bunun yapılışının videosunu çekeceğim. Bu vlogda olacak bu. Önce benim kullandığım ipleri söyleyeceğim. Şöyle Renkli Life Yaşam diye bir marka. Ben bilmiyorum yani bunu. Direkt Eminönü'nden aldım ben. 60 liraya aldım. Siz de gidip bulabilirsiniz. Eminönü'nde zaten Kürkçühan'a gittiğinizde her yerde satılıyor bunlardan. Penye ip. 5,5 numara tığ ile örüyorum. Burada 7-10 yazıyor ama 5,5 ile çok güzel oluyor. Böyle sıkı sıkı. Bir de benim elim sıkıdır, o yüzden de daha güzel duruyor. Böyle tok bir şekilde duruyor yani. Şimdi bununla başlayacağız, tamam mı? Önce açıyorum. Bu arada bir toptan iki tane çanta çıkar. Çünkü ben yeşilden daha bir tane daha çıkartacak kadar arttırdım. Şimdi önce başlayacağız, tamam mı? Nerede bunun ipin başı? İpi aldık. Şöyle. Tamam mı? Şimdi zincir çekmeye başlayacağım. Şöyle bir tane aldım. Bak gördünüz değil mi? Nasıl yaptığımı görmediyseniz söküyorum. Tekrar. Bak şimdi şu küçük kısım aşağıda. Şöyle bir şey bırakıyorum. Geri kalanını parmağıma sardım. Bunu buradan geçiriyorum. Bir tane böyle yaptım. Bak görüyorsun. Çekiyorum. Çektim. Gördün mü? Mükemmel. Mükemmel bir atlayış. Bu aslında bizim birinci ilmeğimiz. Ama ben bunu kullanmıyorum hiçbir zaman. İkinciden direkt başlıyorum ama bir diye sayıyorum. Tamam mı? 22 tane çekeceğim. Bir. İki. 22 tane böyle çekiyorum. 7. Şimdi 22 tane çektim. Şöyle oldu. Böyle 22 tane ördükten sonra şuradan 1, 2, bak şuraları sayıyorsunuz. Gördünüz mü? 1, 2, 3'üncüye batıyorum. Ve bir litre abzan yapıyorum. Böyle sık iğneleri yapa yapa, bak bu battığımda sonra yanındakine geçiyorum. Tekrar batıyorum. Bir tane daha çekiyorum. Sonra bunu da bunun da içinden ikisinden birden çekiyorum. Bu ikinci sık iğnem oldu. Çok fazla gerdirmeyin. Sonra yanındakine batıyorum. Aynısını yapıyorum. Gördünüz mü? Bir tane daha yandakine. Çekiyorum. Bu şekilde sona kadar ilerleyeceğim. Şimdi böyle yaptım. Son bir taneye geldim. Tamam mı? Şuraya. Buraya 3 tane sık iğnem atacağım. Hani aynısından 3 tane yapacağım. Aynı yere. Bu birincisi. Bak. 1. Çünkü yuvarlamam gerekiyor. Bu 1. Aynı yere batıyorum. Tekrar bakın. Bu 2. Bu 2. Bak. Şurası zaten. Şunu şöyle çekeyim. 2. Tekrar aynı yere batacağım. Ve bu 3. Tamam. Yuvarlıyorum zaten. Farkındaysanız yuvarlak oldu. 3. Şimdi döndük bak. Gördünüz mü? Bu tarafa döndük. Sonra
Tam ben şuraya batmıştım ya, döndüm. Sıradan gelen sık iğnenin başına batıyorum. Yani şurası değil çünkü burayı dönerek battım. Tam buraya. Zaten belli oluyor. Şöyle görürsünüz. O boşluklar belli oluyor. Buraya batarak devam ediyorum. Bak, gördün mü? Döndüm. Şimdi devam ediyorum. Yine tam yanındaki sık iğne. Bak şurası. Örüyorum. Sonra hemen yanındaki. Bu şekilde böyle sonuna kadar yine gidiyorum. Şimdi böyle sonuna kadar geldim. En son şurası, tamam mı? Sonuncuya iki kere batacağım. Bu bir. Bir tane daha aynı yere. Ve iki. Şöyle dönmüş oldum, tamam. Böyle yaptım ya. Sonra buraya bir tane zincir çekiyorum. Tek seferlik. Sadece ilkine geçmek için. Bunu şu tepe noktasına batıyorum. Ve üst tarafa geçmiş olacağım, tamam mı? Bu bir. Gördünüz mü? Aynısını yavaş yavaş ilerleyerek devam ettiriyorum. 4. Böyle en dibe kadar ilerliyorum. Böyle en sonuna doğru geldim, tamam mı? Şimdi şurası var. Buraya normalde batılmaması gerekiyor ama biz batıyoruz. Sonra buradan şurası, bak görüyor musunuz? Şuraya batıyorum en son. Böyle döneceğim. Dönüyorum yani. Sonra en baş. Şurası artık en başımız oluyor bizim. Birinciye şöyle ikili bir şekilde. Bak, ikili. Biraz önce tekini almıştım. Şu an ikisini birlikte alıyorum. İkili bir şekilde battım ve çektim. Tamam mı? Sonra bunu bundan da geçiriyorum ve dönmüş oluyorum. Burası bizim ilk şeyimiz oldu. Şimdi buraya bir tane belirteç koymanız gerekiyor ki o ilk ya bitişini bilebilelim, tamam mı? Yanımda hiçbir şey getirmediğim için çengelli yine batıracağım. Şu. Yani burası benim başlangıcım, tamam mı? Buradan sonra yine aynı şekilde şöyle yapa yapa gideceğiz, tamam mı? Yine iki aldım. Gidiyorum. Ve bu şekilde yuvarlamış oluyorum. Yine aynı şekilde dümdüz örüyorum. Bu şekilde döne 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 uzatacağız, tamam mı? Biraz örüp geliyorum ben. Böyle bu şekilde dönerek uzatacağız. Yani şu boylara getireceğim, bakın. Gelince de zaten size göstereceğim de. Şu boylara getireceğim. Umarım bu seferki yamuk olmaz. Bu sanki azıcık yamuk ya, farkında mısınız? Çok belli olmuyor bu arada yamukluğu. Ne yapıyorsunuz? Ne ediyorsunuz? Nasıl gidiyor? Hayat nasıl yani? Bu arada sınav vardı bu hafta sonu. Siz tabii çok geç izleyeceksiniz bu videoyu ama sınav vardı. Umarım hepinizin sınavı çok iyi geçmiştir. Umarım hayalinizdeki meslekleri kazanırsınız ve yaparsınız. Umarım hayalinizdeki meslek gerçekten hayalinizdeki meslektir. Yani birilerinin dayatmasıyla o mesleği istediğinizi düşünmenizi istemem. Anladınız değil mi siz? Bir de şöyle bir şey var. Yani bir mesleği seçtiniz, okudunuz diyelim. O meslekte kalacaksınız diye bir şey yok. Şekil 1A ben. Biyoloji okudum. Evet, biyolojiden yüksek lisans yapıyorum. Ama bunu sevdiğim için yapıyorum. Yani para kaygısı gütmeden yapıyorum. Çünkü influencer. Yani influencer oldum bence artık. Bu da benim çok sevdiğim bir iş. Yani paramı buradan kazanıyorum. Biyolojiyi de sevdiğim için, merak ettiğim için, bilim insanı olmak istediğim için okuyorum aslında. Umarım sizin de hayatınızda böyle küçük dönüm noktaları olur ve verdiğiniz kararlar her zaman hayatınızı olumlu yönde etkiler. Eğer bir şey olumsuz olduysa ve hayatınız olumsuz yönde etkilendiğini düşünüyorsanız, bu bir yanılsama. Aslında hayatın olumsuzlukları da olumluları için yol açıyor size. Yani bir gün çok ağlıyorsunuz, çok mutsuz oluyorsunuz ama bir bakıyorsunuz, örnek veriyorum, bir okul kazanamadınız. Mesela ben veteriner hekimliği kazanamadım ama biyoloji kazandım. Belki veteriner hekim olsaydım yarıda bırakacaktım. Çünkü hayvanların acı çekmesine katlanamıyorum, dayanamıyorum ve onları öyle görmek istemeyecektim. Yani aslında her şeyde bir hayır vardır, gerçekten öyle. Ya bunu deneyimlemeden asla bilmiyorsunuz. Ama gerçekten öyle.
Yani burada çok fazla şey gibi konuşmak istemiyorum, bilmiş ama dediğim gibi gerçekten öyle. Ne oluyor lan? Ve bunu deneyimlemenizi tabii ki istemem. Çünkü hani kötü şeyler yaşayın istemem ama hayat bu yani. Deneyimleyeceksiniz, kötü şeyler de yaşayacaksınız. Önemli olan kötülerin de iyilerin de Allah'tan geldiğini bilmek ve her kötü şeyin de iyi şey için sizi hazırladığını bilmek. Şimdi çok mutluyum bu arada ama o kadar sıcak ki. Şu an böyle duruyorum ya, anlatamam bu sıcaklığı. Gerçekten eriyeceğim. Vallahi eriyeceğim bak. Şunu böyle iki kere doladım ya, baygınlık geçireceğim. Yani bence bu şartlar altında video çekmem, beni bir alkışlar mısınız? Alkışı hak ettiğimi düşünüyorum. Bu yeni aldığım kamera da bu arada ısınıyor, elim değmiyor yani. Elim değecek kadar bile şey olmuyor, ısınıyor. Umarım bir şey olmaz, umarım. Şimdi ona bakacağım YouTube'dan. Isınma problemi normal mi yoksa benimki kafayı mı yedi? Umarım normaldir. Benimkinin kafayı yemesi demek geri İngiltere'ye gitmesi demek olduğu için bunu istemiyorum yani. Gerçekten. Anneciğim tamam, ülke değiştirdin, bu kadar depresyona girme Türkiye'ye geldin diye, tamam mı? Türkiye gayet çok güzel. Toprağının akışına ölürüm Türkiye'm, ölürüm Türkiye'm, ölürüm Türkiye'm. Hey hey hey. Gerçekten hey hey hey. Kendine gel. Isınıyor falan, triplere giriyor. Ne alaka abi? Tamam, İngiltere'den getirdik. Ama belki orada sana bakacak aile çok kötü olacaktı. Ben senin kıymetini biliyorum. Biraz bu yönlerinden bak ya. Daha yeni konuştuk, her şeyde bir hayır vardır diye. Kafayı yiyeceğim. Arka bahçemizi bu arada size göstermedim, hemen göstereyim. Şöyle burada biberlerimiz falan var, tamam mı? Burada da böyle bir tane babamgil, ne bu? Perde. Perde yapmış babamgil. O yüzden beni hiçbir yerden, hiçbir şekilde hiç kimse görmediği için şimdi bunu kapatıp şov başlasın yapacağım. Çok sıcak. Anlıyor musunuz? Aşırı sıcak. Bir süre sonra görüşeceğiz. Hadi biraz sonra görüşürüz. Selam canlarım. Yeni bir günden merhaba. Çantamız bu boyuta geldi. Dümdüz devam ettik o şekilde. İstediğimiz boyuta gelene kadar dümdüz ördük. Şimdi kulbunu yapmaya başlayacağız, tamam mı? En son ilmeğe geldik, tamam mı? Tamam. Şimdi göstereceğim size. Ne oldu kız? Anneannem bana bakıyor da. Şöyle bir tane gidiyorum, tamam mı? Bir tane daha gidiyorum, en sona geldim. Bir tane daha gidiyorum. Sonra döneceğim. Tamam, döndüm bakın. Döndükten sonra bir tane üste ilmek çekiyorum. Bir tane üste çıkıyoruz. Tamam, çıktık. Sonra hemen yan tarafa batıyorum. Bak, yan taraf değil. Yani ilk boşluğu gördünüz zaten. Bir tane çektim. Bir. Sonra tekrar. İki. Tamam. İki tane. Eğer isterseniz üç tane yapabilirsiniz. Ben iki tane yapıyorum. İki tane yetiyor inceliği bana. Sonra tekrar bir tane yukarı çıkıyorum ve dönüyorum. Tekrar aynı yere batıyorum. Tekrar bir sonrakine batıyorum.